Pınarlarının her köşesinden su yerine sanki gül suyu ya da berrak gözyaşı akıyordu. Havası mis kokulu, zemini nakışlı, her tarafı çeşitli kuşlarla doluydu. Bir tarafında süt gibi tatlı, Çin ipekleri gibi dalgalı yeşil bir deniz, içinde meyve ağaçlarıyla süslenmiş bir ada vardı. Denize doğru akan bir pınar vardı ki gören ihtiyarlar gençleşirdi. Selçuklu tarihçisi İbn Bibi, Selçuknamesinde böyle anlatıyor Beyşehir Gölü'nü. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ta büyüler Beyşehir Gölü. Veziri ve mimarı Saadettin Köpeğe buraya yazlık bir saray yapmasını emreder. Beyşehir Gölü ve Anamas Dağları, Selçukluların Anadolu'da karşılaştıkları ilk yer değildir elbette. 1071'de Anadolu'ya girdiklerinden itibaren geleneklerini, inançlarını, anlayışlarını ulaştıkları her yere taşıyacaklardır. Türkler Anadolu'yla tanışırken Anadolu da doğunun gizemini alır kuyruğuna. O zaman atılan tohumları bu topraklar hala yaşatıyor. Anadolu, Türklerin gelişiyle hem doğuyla kucaklaştı, hem de sevgi ve hoşgörüyle tanış oldu. Kökü şamanizme dayanan bir kültürdü Selçuklularınki. Orta Asya'da biçimlenen inançları gittikleri her yere taşıdılar. Anadolu'ya da getirdiler. Selçukluların tarih sahnesine çıktığı alan Orta Asya dediğimiz koca bir coğrafyadır. Orta Asya sadece Asya'nın orta noktası manasına gelmez. Aşağı yukarı bugünkü Anadolu'dan Çin'e kadar ki bütün Asya'yı kastetmiş oluruz. Burada sahneye çıkıyor Selçuklular. Tabii bunların öncesi var. Burası bir kavimler, inançlar bahçesi diyebileceğimiz rengarenk bir topluluklar ortamıdır. Burası da bir mozaiktir. Tıpkı bugünkü Anadolu gibi burası da bir mozaiktir. Ve her türlü insan vardır. Germenler vardır içinde bunların, Çinliler vardır, Türkler vardır, Moğollar vardır, İranlılar vardır. Her türlü boy, her türlü renk vardır bunun içinde. Ve bunların hepsinin kendilerine göre kültürleri, uygarlıkları ve inanışları vardır, sanatları vardır. Bu bahçenin içinden bitmiş, yeşermiş bir varlıktır Selçuklu varlığı. Bunlar işte 9. yüzyılın sonlarında, 10. yüzyılda özellikle tarih sahnesinde görünüyorlar. Ve bu eski şamanlıktan Budistliğe kadar, işte putperestlikten Hristiyanlığa kadar, hatta İran, Zerdüşt dünya görüşüne kadar pek çok inancın, pek çok felsefenin birbiriyle kaynaştığı bu ortamın içinde yeşeriyorlar. Hatta Selçukluların atası sayabileceğimiz Uygurlar, Budizm, Zerdüştlük ve Hristiyanlığın bir çeşit sentezi olan Maniheizmi tercih ediyorlar. Böylesine çok zengin ve derin felsefesi olan dünya görüşlerinin içinden geçerek gelmiş toplulukların iktidarı haline geliyor Selçuklular. Ve İslam'la birleşiyorlar sonunda. Ve çok kısa zamanda aşağı yukarı işte 1050 yıllarında, demek ki 11. yüzyılın ortalarında, Tuğrul Bey zamanında
Abbasi halifesini de Fatımilerin elinden kurtarıp Bağdat'ta dünya İslam birliğinin lideri haline geliyorlar. Bütün Müslüman ülkelerin sultanı unvanını alıyorlar halifeden. Bütün doğunun lideri oluyorlar neticede. Bir süper güç olarak parlıyorlar ve Anadolu'ya böyle geliyorlar. Tabii bu söylediğimiz karmaşık, çok yönlü, çok renkli, çok tatlı ortamdan geldikleri için hoşgörü ve çok çeşitli varlıkları bir arada yaşatabilme gücünü bu hoşgörü sayesinde erkine sahip olarak geliyorlar. Gökyüzüyle yeryüzünü birbirine bağlayan hayat ağacı eski Türklerde dünyanın merkeziydi. Her dalı göğün bir katıydı. Aslanlarca korundu. Aslan yalnız koruyucu değildi. Güneş ve aydınlık sembolüydü de. Güneş aslan burcundan çıkıp boğa burcuna girdiğinde bahar da başlamış olurdu. Bahar insanı her zaman etkiledi. Her bahar doğayla birlikte dirildi insanda. Bahar bolluk demekti, bereket demekti. Çiçeklenen ağaçların meyveye durduğu zamandı bu. İnsanlar da çiçeklerle bezenen ağaçların yaşadığı şenliği paylaştılar. O gün bugündür aynı sevinç, aynı bayram yaşanıyor Anadolu'da. Oyunlarla baharın gönlü hoş ediliyor. Dede oyunu Anadolu'nun bazı bölgelerinde hala oynanan bir oyundur. Bu oyunda çamurdan yapılan dede kışı simgeler. Renkli seramik parçalarla süslenen dede daha sonra yine çocuklar tarafından yıkılır. Böylece kışın gidişi, baharın gelişi kutlanmaktadır. Daha da eski bir zamanda tabii biliyoruz ki Selçukluların ait olduğu bütün bu Türk toplulukları göçebeydiler ve hem göçebe hem de putperest veyahut da şaman diyelim doğa güçlerine tapan insanlar olunca bu kıraç ve çetin bozkır ortamında göçebeler yaşamla verdikleri savaşta, doğaya karşı verdikleri savaşta hem besin kaynağı hem de en yakın iş arkadaşı olarak hayvanlarla içli dışlıydılar. O yüzden bir de ta o göçebelik devirlerinden kalma sanat tarihinde, arkeolojide ün yapmış olan hayvan stili, göçebe stili denilen bir sanat tarzı geliştirmişlerdi. Bunlar doğayı demin söylediğim koşullar yüzünden çok iyi gözlemlemek zorundaydılar. Adeta kendileri için yaşamsal önemdeki bu varlıkları, bu hayvanları falan ezberlemek zorundaydılar en ince ayrıntılarına kadar. Yününden kanına kadar her şeyinden yararlandıkları ama aynı zamanda çalıştırdıkları bu yaratıkları adeta içmişlerdi gözleriyle. Ve bu keskin uzun gözlem gücünün sonucunda hayvanları çok iyi yansıtabilmek onların sanatında baş yeri tutmaktaydı. Üstelik de bir fotoğraf gibi aynen benzetmenin ötesinde bu çok iyi kavradıkları hayvan biçimlerini, doğa biçimlerini yeni bir biçim anlayışıyla yeni kalıplara dökmek, yani stilize etmek, soyut sanat meydana getirmek yolunda da büyük ustalık kazanmışlardı. Bütün bu gelenekler beraber kaynaştıkları, demin saydığım Hint, İran, Çin, Tibet kültürlerinden de esinlenmiş olarak bir büyük senteze karışmıştır. Eski Orta Asya kültürlerinin, geleneklerinin İslam'la kaynaştırıldığı Selçuklu dünyası Anadolu'da bir de Bizans, Roma, Hitit mirasıyla karşılaşıp kaynaştı. Yepyeni bir gelişme dönemi başladı burada. Bunların hepsini biz onların sanatlarında görebiliyoruz. Yapı tarzlarından özellikle tasvir sanatlarına kadar, onlarda tasvir vardı. Özellikle saraylarında alçı kabartmalar, taş kabartmalar ve çini üzerine işlenmiş resimler halinde tasvir sanatları vardı. İnsanlar, saraylılar, uşaklar, kahramanlar,
dilberler, hayvanlar, av hayvanları ve masal yaratıkları, hayali yaratıklar gibi çok çeşitli şeylere yer veriyorlardı. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde şaman geleneklerinden kopmamışlardı henüz. Bu sanatlarına da yansıdı. Doğaüstü biçimler yarattılar. Sirenlerle, sfenkslerle kötü ruhların yapılara girmesini önlediler. Ejderha, iyiliğin, şifanın biçimlenişiydi. Hastalık girmiyordu ejderhanın kazındığı yapılara. Kanatlı atsa, ölülerin ruhunu öte dünyaya taşıyan bir araçtı. Çift başlı kartal, ışıktı. İnsanı karanlık düşlerden koruyan bir tılsımdı. Kudretti, güçtü. Bu yüzden Selçuklu hükümdarları bir yere hakim olunca tepesinde kartal bulunan çetrelerini, yani çadırlarını kurarlardı. Bu bölgeye de kudret gölgesi yayıldı önce ve Beyşehir Gölü'nün hemen kıyısında yükseldi Kubadabad Sarayı. Yerini Alaaddin Keykubat belirledi. Mimarı Vezir Saadettin Köpek'ti. Saadettin Köpek, sultanı için göle dik yamaçlarla inen bir tepenin üzerinde kurdu sarayı. Hemen kıyıda küçük bir liman ve tersane, yanı başında küçük saray. Onun yanında görkemle yükselen büyük saray, gölün sularıyla buluşan sarayı ve hamamıyla Kız Kalesi. Saray 2 yılda tamamlandı. Cennetin ortasında yaratılan bir başka cennetti Kubadabad Sarayı. Kalın duvarların ardında gizliydi bu. Yüksekliği 180 santimetreyi bulan çini kaplamalarda gizliydi. Kubadabad Sarayı yakın bir tarihte ortaya çıkarıldı. 1965-66 yıllarında Profesör Katerina Otto Dorn ve Mehmet Önder tarafından ilk kazılar yapıldı. Sistemli kazılar 1980 yılından bugüne Profesör Doktor Rüçhan Arık başkanlığında sürmekte. 1980'den beri 25 yıldır Kubadabad kazıları, Selçuklulara ait yeni mimari özellikler, yeni çini, alçı fresk buluntularıyla zenginleşerek sürmektedir. Kubadabad Sarayı'nın geniş bir arazide yayılan irili ufaklı binalar, köşkler ve bir külliye oluşturan planı daha sonra Osmanlılar'da Topkapı, Edirne ve Yıldız Saraylarında da öncü model olmuştur. Ve bu model Uzak Doğu'da Çin saraylarının modeline benzer. Bu kazılarda ortaya çıkan, son yıllarda ortaya çıkan bir çalışma atölyesi. O atölyede depolanmış çiniler ve zengin bir repertuarla ortaya konmuş bu çinilerin şimdiye kadar bulunanlardan çok farklı özellikler belirttiğini çalışmalarımız sonunda anladık. Bu kazılarda sarayların mimari dokuları ortaya çıkarıldı. Sultan Hamamı orijinal çini bezemesiyle belirlendi. Çiniler her yerde vardı. Ama günümüze ulaşan orijinal örneği taht eyvanına açılan odadaydı. En altta mavi çinilerle başlayan sıra sekizgen yıldız çinilerle yükseliyor. Bunlar da haç biçimindeki çinilerle birbirine bağlanıyordu. Büyük Kubadabad külliyesindeki büyük saray ve küçük sarayda avlu ve salona açılan eyvan mimari yönden bir ağırlık merkezi oluşturur. Bu motif, bu mimari kompozisyon Orta Asya ve İran bölgesinden gelen bir yapı biçimi olmaktadır. Günümüze gelebilmiş
13. yüzyıl başına ait tek saray külliyesi olan Kubadabat yapıları bilindiği gibi zengin çini süslemelerle bezelidir. Daha sonra Osmanlı yapılarında görülen organik mimaride organik bütünlük henüz Selçuklularda yoktu. Bu yüzden çini bezemeler bu saraylardaki gibi tüm iç yüzeyleri kaplayarak çinilerle bir iç mekan bütünlüğü ortaya koyar. Selçuklularda zengin resimli çiniler yalnızca saraylarda kullanılmışlardır. Bunların yaratıcıları yeteneklerini simgeler dünyasıyla birleştirerek Selçuklu sanatının dinamizmini ve estetiğini oluştururlar. Başta büyük saray, taht salonu ve divan odası ve küçük saray olmak üzere Kubadabat yapılarında ele geçen çiniler Selçuklu sanatı hakkında bilgimizi yepyeni örneklerle kökten değiştirmiştir. Yıldız şeklinde yapılan çinilerde çeşitli kuşlar ve başka canlılar resmedilmiştir. Hayat ağacına tüneyen kuşlar veya iki yanına simetrik yerleştirilen çift kuş motifi eski inanışta şaman ruhuna eşlik eden canlardı. Göğsünde Es-Sultan veya El-Muazzam yazan çift başlı kartal ise koruyucu ve yönetici iki ruhu birleştirip güç birliğini pekiştirmekteydi. Tavus kuşu ise cenneti simgelemekteydi. Çevredeki orman ve av parkını ise tavşan, dağ keçisi ve yine çeşitli kuşlar simgeliyordu. Av olayının en önemli temsilcileri vahşi köpekler veya normal köpekler de diyebiliriz, avcı köpekler ve at resimleri idi. Saray çinilerinin bir bölümü de luster diye bilinen çinilerdi. Bezemelerdeki benzerliklerine karşın altın ve gümüş yansıması veren boyama tekniği bunları ötekilerden ayırıyordu. Kubadabat çinilerinde en dikkat çeken figür insandır. Çekik gözlü, keman kaşlı, dolgun yanaklı, uzun saçlı bu insanlar sultan ve yakınlarıdır. Ellerinde ebedi yaşamı temsil eden nar meyvesi ya da haşhaş tutarlar. Haşhaş, cengaverliklerinin yanı sıra eğlenceye de düşkün olan sultanların sonsuz yaşam düşü kurmalarını kolaylaştırıyor olmalıydı. Bazı çinilerde sultanların ellerinde balık tuttukları da görülür. Kısmet ve berekettir balık. İlk bakışta sadece bezeme motifi niteliğinde renkleri kısıtlı, basit desenler gibi görünen Kubadabat çinilerindeki resimlerde ilke olarak soyut resim yönü seçilmiş. Ama bu yönde birkaç fırça darbesiyle gözlemden duygulanışa, hatta mizaha kadar tüm tavır ve yaklaşım açıklıkla seyirciye iletilebilmiştir. Gözlem gücüyle, o basit birkaç çizgiyle hem insan tipi ayrımları hem de yer yer ifade çeşitlikleri ortaya koyan portreler yapılmıştır. Kubadabat çinilerinde yer alan deve kuşu neredeyse kırılıp dökülen ve kısaca kırıtan aslan gibi figür yıldızları
figürlü yıldız çinileri yakın çağın Çanakkale seramikleriyle seramiklerinde görülen biraz empresyonist, biraz karikatür gibi üslubun atası kaynağı olmalıdır. Selçuklu çinilerinde gördüğümüz bu motif zenginliği ve hayal coşkunluğunun kökeni Uygurlara kadar uzanır. Özellikle figürlü örneklerde insan tipleri Uygur resim geleneğine bağlıdır. Bununla birlikte Bizans resim geleneğinin özellikleri de çok güzel bağdaştırılmıştır Selçuklu sanatında. Bizans'la iç içe yaşamış olan Selçuklular ve özellikle Kubadabad'da Kız Kalesi'nde bulduğumuz bir Bizans şapelinde, kapellasında küçük bir mescit olarak da tercüme edilebilir. Dikkati çeken zemin mozaikleri ve freskler Selçukluların'la birlikte iç içe yaşamış bu kültürün özelliklerini ortaya koyar. Bu insan resimli çiniler gerçekten Selçuklu sanatına önemli bir sonuç, özellik getirir. Bunlar Selçuklu kıyafetlerini, kıyafetleri ve etnografyası içinde kaynak sayılabilir. Selçuklu gücünün ve iktidarının simgesi olan çift başlı kartal, figürler arasında en özgün olanıdır. Güç ve iktidar, Es Sultan yazısıyla Çin'de de vurgulanır. Bir de çift başlı kartallar vardı. Çift başlı kartallar çeşitli güç kavramlarının özellikle de iki ruhta toplanıp birleşmesini, güç ve iktidar, iyilik ve iktidar, ışık ve güç gibi olumlu iki ruhu birleştiren, pekiştiren bir anlam taşıyordu bu çift başlı kartal. Ve sultan arması olarak kullanılmaktaydı. Bunların sultanın simgesi olduğunu, göğüslerine sultan ve sultanın ünvanları olan El Muazzam falan gibi yazıların yazılmasından da görüyoruz. Çinlilerde bile bu var. Konya Kalesi'ni süsleyen muhteşem kartal kabartmasında var. Bunlar demin sözünü ettiğim saraylılar, realist insan portreleri albümüne benzeyen resimlerin yanı sıra ayrı, fantastik, masalsı bir dünya oluşturmaktalar. Üzerlerindeki figür zenginliğiyle seçilir Kubadabad çinileri. Bu çinilere bakarken insan yaşamdan kopar, bir düş dünyasına dalar. Astrolojiden şamanizme, İslam inançlarından İran geleneklerine kadar çeşitli etkilerle beslenir Selçuklu sanatı. Bu düş dünyasının kahramanları, kimi zaman bir hayat ağacının iki yanındaki kuşlardır, kimi zaman da sarayı çevreleyen av bahçesinin sakinleri. İslam öğretileri ve kuralları devreye girmeden önce de sonra da tüm Doğu dünyasında gözlenen ortak eğilim, gerçekteki biçimleri, hayvan, insan ve bitkileri stilize etmek, üsluplaştırmak idi. Selçuklu dünyasında bu eğilim kendine özgü bir üslup yaratmış ve bu üslubu yaratarak ifadesini bulmuştur. Burada Orta Asya ve İran'dan süzülüp gelen Anadolu, Suriye, Bizans resim ekolleri ve bunların etkileri ile kaynaşan bir figürlü tasvir geleneği yeni bir sentez oluşturmuş, kendine özgü bir biçim yaratma çığırı, bir Selçuklu klasiği başlatmıştır. Doğa iç mekana taşınır Kubadabad çinileriyle. Grifon ve sirenler de sultanların koruyucuları olarak duvardaki yerlerini alırlar.
konu olarak da ele alınan varlığın gerçek üstü, gerçek dışı, doğa üstü güçleri yansıtması söz konusuydu. Bir soyut tarafı da bu Selçukluların. Örneğin işte eski şaman kültüründeki inanışlardan sonraki tek tanrılı dillerin inanışlarına kadar girmiş olan şeytanlar, ifritler, devler, azman yaratıklar gibi pek çok varlıklar onların sanatlarında tasvir edilmiştir. Grifon gibi başları kartal, gövdeleri aslan ama aynı zamanda kanatlı canavarlar veyahut da işte güçlü yaratıklar, kuş gövdeli insan başlı sirenler, insan başlı boğa vücutlu veya aslan vücutlu sfenksler gibi toplum olarak da sanat dünyası olarak da Selçuklu devrini en başta hoşgörü devri olarak anabiliriz. Alanya'daki Selçuklu Sarayı'nda korunmuş bir kilise var sarayın içinde. Konya'daki Alaaddin Tepesi'nde hemen sarayın yanı başında Eflatun Mescidi diye anılan bir kilise var. Korunmuş sarayın yanı başında. Ayrıca bütün Avrupalı gezginlerin, ressamların eserlerinde gördüğümüz gibi onlara yansıyan şekilde, anlatıldığı şekilde ve resmedildiği şekilde antik sanat eserlerini bir galeri gibi Konya Kalesi'nin duvarlarına monte etmişlerdi. Adeta bir arkeoloji müzesi meydana getirir gibi. Bu hoşgörünün benzerlerini bugün bile dünyada görmek çok zordur. Bugün bile bunu özlemekteyiz.